Restoran parametreleri nasıl ayarlanır? Restoran modülüne geldiğimizde yapılması gereken ilk ayarlardan biri parametrelerimizdir. Parametreleri çalıştırdığımızda burada tanımlamamız gereken genel ayarlar yer almaktadır. Ve ilk olarak restoran parametreleri ekranındaki bilgileri doldurmamız gerekmektedir. Parametreler ekranımızı çalıştırdığımızda burada hangi firma için işlem yapmak istiyorsak ilgili firma gelir ve devam ettiğimizde restoran parametrelerinde işlem carisi dediğimiz fatura keserken peşin işlemlerde kullanacağımız bir cari seçim işlemini gerçekleştiririz. Cari kart listesine gelerek buradan tıpkı perakende satış işleminde kullandığımız bir cari gibi restoranda da peşin işlemlerde cari kullanırız. Devam ettiğimizde ön tanımlı kasadan ise restoran satış işlemi sırasında gerçekleştirilen ön tanımlı kasayı ifade etmektedir. Listeye gelerek buradan da daha önce tanımlamış olduğumuz restoran kasamızı seçeriz. Buradaki masa kolon sayısı, restoran satış ekranındaki kolon sayılarını, ürün kolon sayısı, satış ekranında açılan menünün ürün kolon sayıları ve maksimum kaç ürün gösterileceğine dair ürün sayısını buradan belirtiriz. Devam ettiğimizde restoran satış ekranındaki masa kişilerini göstermek amaçlı buradaki parametreye evet diyebilir. Tahsilat ekranında eğer indirim yapmak istiyorsak yine buradaki parametremiz evet kalabilir. Ödeme planlarımızda çıkacak olan kolon sayılarını buradan ayarlayabiliriz. Eğer restoranımız aynı zamanda bir otel ile entegre çalışılması isteniyor ise buradan restoran içerisinde yapılan harcamaları tutmuş olduğumuz otel folyomuzu seçeriz. Tahsilat ekranına geldiğimizde ise burada açık hesap kullanıp kullanmamayı, dövizli tahsilat gerçekleştirip gerçekleştirmeme gibi ayarlarımızı yine parametreler sayesinde ayarlarız. Ve devam ettiğimizde hesap isteyen masalarda masa çıktılarımızdan İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi dil seçenekleriyle hesap fişi çıktılarını almayı sağlayabiliriz. Fatura bilgilerine geldiğimizde burada restoran işlemi gerçekleştirirken müşterimiz bizden fatura istemesi durumunda fatura işleminde kullanılacak hizmet kartlarını eşleştirdiğimiz alandır. Dilersek tek bir hizmet kartında tüm yiyecek, içecek, muhtelif ve küver hizmetini tutabileceğimiz gibi örneğin yiyecek hizmet kodu için listeye bağlanıp buradan verilen hizmet türünde bir hizmet kartı ekleyerek örneğin yiyecek için kullanacağımız ayrı bir hizmet türü belirleyip ve burada dikkat etmemiz gereken kısım KDV oranlarımızı ön tanım olarak ayarladıktan sonra işlemimizi kaydeder ve yiyecek bedelinde kullanacağımız hizmet kodumuzu ayarlarız. Bunu aynı şekilde daha öncesinde tanımlamış olduğumuz içecek bedeli, muhtelif giderler ve küver hizmeti olan servis ücreti şeklinde hizmet kartlarımızı eşleştiririz. Bu şekilde kaydet dediğimizde restoran ile ilgili yapılması gereken ilk parametre işlemlerini tamamlamış oluruz.